Herkese merhaba, ben Utku. Bugün yanımda Angara bebesi var. Onunla beraber farkındalık yaratmak istediğimiz bir sosyal deney çekmek istiyoruz. Öncelikle bugüne kadar vermiş olduğumuz ve hala vermeye devam ettiğimiz şehitlerimiz için başımız sağ olsun diyoruz ve biz bu konuya dikkat çekmek için bugün sokaklardayız. Bu olayı yaşamaktan çok sadece bu olayın haberini vermek bile ne kadar zor. Bunu insanlara göstermek istiyoruz. Telefonda askeriyeden bir üst teğmenin beni aradığını ama yanımda bir büyük olması gerektiğini, haberi bana veremeyeceğini söyleyeceğiz. Ve telefonu sokakta gördüğümüz bir büyüğümüze vereceğiz. Ve o acı haberi ona verecek, sokaktaki insana verecek ve ondan da o haberi bize söylemesini isteyecek. Tepkileri merak ediyoruz. Yani bu haberin vermesinin bile ne kadar zor olduğunu göstermek istiyoruz. Amacımız o yani. Evet. Ve bu videoyu farkındalık yaratması için lütfen like atmayı, bize destek olmayı unutmayın. Videoya geçelim mi? Ya şu an yanımda büyük birisi yok ailemden de. Yani nasıl yapacağız? Siz de söylemiyorsunuz şu an. Amca senden bir şey rica etsem olur mu ya? Benim babam askeri de görevde de şimdi de üst teğmen de babamın arkasında konuşuyorum. Yanında büyük var mı diye bana bir soruyorlar da. Yani annem yok şu an. Size versem konuşalım olur mu ya? Bilmiyorum, söylemediler de yanında büyük lazım diyorlar. Bir konuş ya. Ben 5. Kovordu Komutanlığından üst teğmen Hakan Yılmaz. Kimle görüşüyoruz? Bu Utku'nun babasının arkadaşım sen mi? Tamam. Utku yanınızda mı? Yanımda. Utku'nun babası Osman Çavuş, Kemal Uzun, Hakkari Yüksekova'daki hain sonucu şehit olmuştur. Başımız sağ olsun. Utku'ya ne diyor amca? Yanında bir büyük olsun istedik. Bu haberi siz ona verebilir misiniz? Teyze ne olmuş? Anladım. Bu çok kötü bir şey. Ben nasıl yapabilirim? Ne olmuş teyze ya? Vallahi anneni arayacakmış. Annem mi? Ha. Neymiş abi? Bir şeydi de vallahi. Şey demedi bana ya. Annesiyle görüşsün dedi. Tamam abi. Sana söyleyememişler de. Ben ifade etmişim. Ne diyorsun amca sen ya? Vallahi sana söyleyememişler. Ne yapacaksın? Bak beni de öğretin ya. Nerede oturuyorsunuz siz? Amca şaka yapıyorum be ya. Böyle otur. Su, babam su almadım ya. Dur bekle. Ya bak ben de şimdi kalp krizinden şey yaptım. Ben çok üzüldüm şimdi yani. Keşke böyle, ne bileyim böyle direkt şey veriyorlar yani. Nerede şimdi siz? Nerede oturuyorsunuz? Şeyde oturuyoruz da Bağlar tarafında da. Öğrenciyim. Aynen ya. Yaralı baba. Nasıl yaralı ya? Çatışmada. Yaralı baba. Tamam mı? Siz tekrar bu çocuğu alın, tamam mı? Sen eve git, annene söyle, baban yaralı. Tamam mı canım? Baban yaralı. Nasıl yaralı ya? Seni alacaklar, tamam mı? Sen nerede, hangi mahalledesin? Siz tekrar arayın, tamam mı? Ya tekrar arayın yani. Sen hangi mahalledesin? Hangi mahalledesin? Gel annene gidelim sen. Sen benim kaderimsin bugün, gel. Sen benim kaderimsin, gel. Bir şey değil, sakin olmak zorundasın. Tamam dedim. Tamam mı? Gel eve gidelim. Annen nerede? Ev neresi? Espark'ın orada. Espark, tamam gel. Gel şuradan bir taksi tutacağız, gel. Arayacağımız biri var mı? Burada yakın. Gel. Burada kimse yok ya. Baban görevde falan mıydı? Görevdeydi. Evet. Kapıyı da yürüyüşün. Sen de bir şey yaptın. Şimdi adamıya mı gidecek şey, ne olacak? Kim var? Sen Adana'ya mı dönüşeceksin? Annem var Adana'da. Başka kardeşim, kardeşim var mı? He? Burada kimse yok mu senin şu an? Başın sağ olsun güzel. Artık
sağlamış. Öncelikle teşekkür ederiz tepkin için. Hayır, tepki şey olur mu? Burada hadi gel. Bir saniye. Kameramız var, sosyal deney çekiyoruz. İnsanların bu kadar ağır bir olayda ateş düştüğü yeri yakıyor ya teyzenle. Türk milletinin nasıl vatansever olduğunu göstermek için. Ya. Tut şunu teyzeciğim, gel. Öldü dedi ya, ben diyemedim sana. Hayır, insanların... İşte hani biz böyle bir milletiz, bunu göstermek için gerçekten. Öpelim elinden de. Ay, özür dileriz. Ay, rica ederim. Niye böyle bir şey yaptınız? Yani unutulsun gitsin istemiyoruz ve gerçekten bir... Neyi unutulsun? Şehit haberleri. Şehit haberlerimiz unutulmasın istiyoruz. Ben hep şehit cenazesine evet. giden bir kadınım. Şehit ne kadar ağır hani. Zorken haberini vermek bile çok büyük bir hani güç ben durum. Ben öldü diyemezdim sana yani, diyemezdim. Tepkiniz için teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Yani... Hiç. Ben de... Su alayım mı ben size? Yok. Evet. Farkındalık biz yaratmak için bir sosyal deney çekiyorduk. Kameramız o tarafta. Ha. İnsanların bu olaylara tepkisi, hani ateş düştü diye bırakıyor, bu haberi nasıl verir diye. Veremedim işte ben onu. Veremediniz mi? Veremedim şey tabii olmadı. Ya. Hani böyle bir şey yok. Sadece olayın ne kadar durumun acıklı, hani çok yani, kötü bir durum olduğunu hani... Dönüm yaşadı kardeşim, ben bile veremedim. Ben nasıl vereyim öyle bir haberi ya? Şimdi, aynen çok... Ben de zorladım hani abi, söylemek ya. İstemiyor. Söylemek istemiyorum yani. Çok kötü bir durum. Yani neler hissettiniz yani? Ya ben şimdi evladım, Ege'ye evladım yok ama... Hı hı. Ben bile bir tuhaf oldum. Yani ayaklarım titredi. Ben dedim nasıl size haber vereyim dedim. Sen de o bir şeye girdin. Ben artık annene yüklemek için ortamdan uzaklaşmaya çalışıyorum. Evet, çünkü evet. Korktum yani. Söyleyemiyorsunuz yani. Sen üzülürsün, bayılırsın, üzülürsün. Ben evlat bu. Kolay. Evet. Abicim yani. Çok teşekkür ederiz tepkiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz sizin sosyal deney yaptık şu an. Uyuyamayın ya. Dedim böyle üzüntülü olaylarda anında şey yapabilirim, ben... tutulabilirim yani. Öyle deyince direkt benim başıma vurdu yani. Biz de bu durumdan çok şeyi dikkat çekmek için böyle bir sosyal deney yapıyoruz. Aslında acı düştüğü yere kadar kimsenin umurunda olmaz ya amca. Ben çok üzülüyorum bak. Ben her gün şehit haberlerini dinliyorum. Gün evet. kişi öldü, evvel gün öldü. Ben kendi evlatlarım gibi, kendi kardeşlerim gibi herkes için üzülüyorum. Çünkü ben bunun şeyi yok. Senin anan baban değil. Hepimizin evladı. Hepimizin arkadaşı bilmem nesi yani. Bu acıyı yaşamak bile çok büyük bir şeyken sadece haberini vermek bile ne kadar zor olduğunu aslında haber göstermek istedim. Dedim, doğru mu? Her şey doğru ya. Ben burada. Yani sosyal deneyler çekiyoruz. Çekildik. Yazıklar. Amca hakkını helal et. Yok, kusura bakma. Üzüldüm ama güzelim, çok üzüldüm ya. Vallahi o kadar üzüldüm ki yani. Sana da su alayım mı baba? Sen hangi evet, biz de size su alalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Acı hepimizin acısı. Lütfen yani böyle konularda duyarlı olalım, unutmayalım, unutturmayalım. Kardeşim de geldiği için ona teşekkür ederim. Hani böyle... Bir fotoğraf çeker misiniz? Çekeriz burada. Bir dakika. Zaten benim kameramız şurada. Aşkım şu an tam çekimdeyim ben. Yavrum şu an çekimdeyim. Yok yok, şu tam videonun ortasındayız şu an. Bir saniye fotoğraf çekiniyoruz teyzeyle. Tamam, bir saniye arayacağım ben sana. Ay. Ay.